Şimdi bu taraf temiz. Uyduları koruyabiliyoruz ama binalara fena bir saldırı. Lan tam binaları koruyoruz derken. Bunun da bir canı kalmış ha. Bu da bayağı risk altında şu anda. Ana, o ne? Teşekkür ediyorum canım. Yeni karakter gösteririm birazdan onları XXL. Yeni karakter, yeni mekler var. Yaptığımız görev hani başarıma göre yeni karakter oluyor. Abi şeyden feragat edeceğiz o zaman. Herhalde bunu kaybettik ya. Çünkü alttan düşman geliyor ve bu bizi sarmış durumda. Hiçbir yere kıpırdayamıyoruz. Bunu kurtarabilecek hiçbir hareket yok. Yani şey yapabilirim. Kendime hedefleyip ama hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü mesela bunu tamir edip canını ikiye çıkarıp daha sonra bu tankla birlikte düşmanı sektirecek şekilde bu hareketi yaptığımda ki bu yine bana şey yapıyor. Hani zarar verecek. Bire düşecek. Yine vek çıkacak alttan ve yine alacak. Şu sırada da iki tane arkadaş var burada. Çok fena sıkıştık abi buraya. Bir ando diyelim şuna. Ya bir de bir tane hamle hakkınız var. Ya iyileştireceğiz bunu ya saldıracağız. Hani saldırsak bunu itecek. Tek yani her halükarda bu ayvayı yiyor abi. Yani daha doğrusu pilotu ayvayı yiyor. Tankı kaçıramıyoruz. Tankı kaçırabilirsek büyük bir problem ortadan kalkmış oluyor abi. Şu anda bizi bağlamış durumda. Pardon. En azından şu binaları kurtarabiliyoruz abi. Çok hasara uğradık ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ya bunu ya diğerini. Bunun da canı bir. Lan şunun canı bir olsaydı mükemmel olacaktı. Neyse yapacak bir şey yok. Ne olur ne olmaz tamir edelim. Belki alttan düşman gelmez. Ya da bir ne bileyim bir şey olur. Core protection olur. Aa gitti abi bir tanesi. Vurdu. Alttan da çaktı. Yani tahmin ettiğim gibi. Abi işin kötüsü şimdi burada satellite'a Allah'tan saldırmıyorlar yani. Var ya saldırsa işimiz bitti. Tamam. Şimdi bizim için tehlike ne? Bana vurması hiç tehlike arz etmiyor. Şu. Abi bir can daha gidecek herhalde. Şunu kurtarabilirim. Ha bir dakika. Şöyle yapsak. Tamam kurtuldu. Şöyle gelsek. Tamam bu bir tane hasar alacak. Çok büyük bir problem değil. Tamam. Abi yani bir pilottan olduk, bir de candan olduk ama fena da gitmedik bence. Olabileceğinin en iyisi buydu. Yani biraz savaşın sol tarafa yığılmış olmasının ceremesini çektik. Okidoz hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, bir tane pilotumuz öldü arkadaşlar. Onun deneyim puanları da arada kaynamış oldu. Allah rahmet eylesin. Şimdi burada şey var. Mesela bir adada 4 farklı görevi yaptıktan sonra otomatikman diğer alanları siliyor oyun. Yani buraları kaybetmişsin gibi gösteriyor. Seni hemen merkeze dönmeye çağırıyor. Merkeze gidiyorsun. Merkezdeki görevi yaptıktan sonra bu adayı temizlemiş oluyorsun. Bir sonraki adaya geçiyorsun. Ben bugün ilk defa 3. adaya kadar geçtim. 3. oda bayağı beni zorladı. 4. ada var. En sonunda da finalde düşmanın hani inine iniyorsun öyle söyleyeyim. Şimdi burada liderlerini öldüreceğiz ve şirket kulesini savunacağız. Yani şurayı savunmamız lazım ve aynı zamanda şunu öldürmemiz lazım. Oha abi. Yani oha. Harbiden. Şunu şöyle koyalım. Abi şunu acilen öldürmemiz lazım.
Baksana şu ikili vuruyor ve hayvan gibi canı var abi. Ve uçuyor. Yani bunu suya atamıyoruz. Normalde suda tek... Baksana abi şuraya alan vurduğu yere bak. 3 kare birden vuruyor. 2-2 vuruyor. Bununla ne yapacağız bilmiyorum. İkili... Yani... İtebiliriz abi. Buna şu anda yapabileceğimiz tek şey itmek. Şunu her halükarda bir ortadan kaldıralım bence. Ya da dur bakayım. Acele etmeyelim. Buna vurduğumuz zaman buraya gelmiş oluyor. Üçlü sırada. Ha iyi. İyi. Yani olabilecek en iyi senaryo bu gibi gözüküyor abi şu anda. Hatta şu tankla yer değiştirip bu itemiyor ki abi yani tankın şuraya falan gelebilseydim yine de şunu kurtarabilir miyim düşünüyorum. Bunun önüne çıkarsam bunu öldürmemiş oluyorum. Bunların canı yüksek kalıyor. Allah. Abi yapacak bir şey yok. Yani bence yapabileceğimizin en iyisi bu. Çok güzel. Ah be ulan bir kıtlık daha işte öyle yerleştirirken düşünemiyorsun abi düşmanın nereden geleceğini ve nereyi tehdit edeceğini. Mümkün olduğunca ileriye atalım abi. Heh. Gitti bir can daha. Yapacak bir şey yok. Cevarator hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok zor abi. Çok zor, bayağı sıkıntılı. Oh, canına yandım. Aa, oğlum mükemmel oldu. Çok iyi oldu abi. Ama ilk saldırıyı bu mu yapacak acaba? Bunun sırasını görebiliyor muyuz ya? Abi şeyi riske atıyorum şu anda ama. İki, üç. Zaten itti. Acaba ilk saldırıyı bu yapacaksa dur bakayım ya. Boşa çıkarsak buna gidiyor. Vallahi bir deneyelim abi ben de görmüş olayım ne olacağını. Binalar patlamazsa iyidir abi. Yani sıralamadan emin olamadım abi ya. İki vuracak bir de bu vuruyor abi. Yani çok büyük riske giriyoruz. Bu mek direkt gitmiş oluyor. Abi ya bir bina gidecek ya iki bina birden gidecek. Başka hiçbir şeyi yok bunun. Neyse şöyle şurada dursun. Günah benden gitti.
Bakalım ilk kim saldırır. Şu yapacak olursa saldırıyı bir binayı kurtarabiliriz. Hadi vur. Mükemmel. Ama işte şu yine zararda. Şeyi yanlış yaptık. Aslında şuna bir tane hasar vermelik vurabilirdik. Aha! Bina dayandı lan. Oha! Şansa gel. Güzel. Bu fırsatı iyi değerlendirelim abi. Hey gözünü sevdiğim. Dört bir yandan sardılar abi. Şimdi. Bunun üç canı var. İki tur var ve bunu öldürmemiz lazım. Şöyle bir şey denesek. Pardon. Aslında bir dakika, buradan da yapabiliyoruz herhalde onu. Şöyle bir şey yapsak. Böylelikle iki noktadan temizlemiş olduk. Tamam, şöyle gelsek. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bakayım. Oo, temiz iş. Şunu kurtaramıyoruz ama. Bir dakika. Kendimizi ateşe atarak kurtarırız lan aslında. Şöyle yapalım. Ha! Neyse, yanacaksın bir tur ama. Bence güzel toparladık. Son tur. Başka da düşman olmayacağına göre şunun dışında. Şunu odaklanıp kaldırmamız lazım ortadan. Ay, hazır kırayım ya. Dört canı var. Çok zor. Zaten robot tarafından yönetiliyor bu. Şöyle yapsak. Bunu bir yere çarptırabilir miyiz ki? 3 canı kalmış. Aa, bir dakika dur. Böyle yapsak bir, böyle de yapsak bir. Bunlar birbirine düşerse 2. Tamam. Sen de vurursan. Ah be abi ya. Son tur. Ulan erişemiyorum, ağzını kırayım ya. Olacak iş mi yani? Sıçtık abi. Neyse, Allah'tan 2 vuruyormuş. Tüh. Ulan bir canla kaçırdım ya. Bir canla kaçırdım abi. Bir hikayesi yok ya. Mekanikleri için oynuyorsun. Yani hikayesi var da dünyayı kurtarmaya çalışıyorsun falan. Çok da etkileyici bir hikayesi olduğunu söyleyemeyeceğim. İki tane çok gereksiz hata yaptık ya. Neyse, spent reputation diyor. Bak şimdi. Şimdi efendim, her ada görevi sonrasında böyle kazandığınız puanları, yıldızları harcayabileceğiniz bir satın alınma ekranı diyeyim efendim. Onlardan çıkıyor. Mesela şu phase cannon dediği silah, binaların arasından geçen mermi ateşlemenizi, füze ateşlemenizi sağlıyor. Çok bence önemli bir özellik. Bu çok fazla güç istiyor. Bu neymiş? Bu düşmanı size çekiyormuş. Güzel bir özellik aslında ama kaç para? Default free shield ally. Ha, düşmana kalkan mı atıyor? Şey pardon, dosta kalkan mı atıyor? Shield ally. Düşman çekiyorsun da dostu paralı mı çekiyor abi, anlamadım. Mesela donate. Şunu verebiliriz abi. Onun karşılığında bir tane yıldız alabiliyormuşuz ama dur lan dursun. 6 yıldızımız var. Pasif. Bu ne? Tekmanı bam. Patlama. Bu da bir şey sağlıyormuş. Bunu alsak mı acaba? 2, 3. Şunları alalım. Bir de şunu alalım. Bence.
şunu alalım. O ne lan? Bir başarı mı açtık bu esnada? Tamam. Şu pasifi alalım. Bir de şunu alalım abi. Şu da şey. Canınızı şey yapıyor. Tamir ediyor. Tamamdır. Bu arada ölen pilotların yerine oyun içerisinde pilot düşebiliyor veya oyuna baştan başladığınızda zaten şey yapabiliyorsunuz. Pasifi alalım abi. Güçlendirelim. Atlamadınız mı lan? Aa, bunun pilotu yok işte. Pilot olmadığı zaman level atlayamıyor. Level atlamadığı zaman özellik kazanamıyor abi. En büyük problem o. Şu bununla gidiyor muymuş? Gidiyor ama iki tane enerji istiyor. Ben ona iki tane enerji harcasak mı ya? Bir denesek mi oyun alanında neler yaptığını? Şu Face Cannon'ı da şunu yükleyelim. Şöyle Face Cannon'ı verelim abi ayarı. Bununla bu hemen hemen aynı görevi görüyor. Bu da bir, bu da bir. Oo, hem itiyor hem de şey sağlıyor. Bak bayağı iyiymiş ha. Şunu kaldıralım. Hatta bir dakika, Ando diyelim. Sadece buna verelim. Face Cannon. Bu da bir, bu da bir. Tamam. Buradan da şuna gelelim. Şuna 2 verelim abi. Install. Ekstradan bir tank oyun alanında fazlasıyla işimizi görebilir. Bilmiyorum, daha önce hiç kullanmadım. Şimdi bu adayı terk ediyoruz abi. Şu adayı henüz açmadım. Bu adayı bitirmeden bunu şey ettirmiyor efendim. Yaptırtmıyor. Hoş geldin Cem Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir saniye geliyorum. Şimdi bu görevi yapmamıza gerek yok. Şu görevi başarıyla yaparsak iki tane solar güneş enerjisi noktasını savunup grid damage, bu sırada da grid hasarı almazsak hem iki tane grid veriyor bize hem de bir reputation puanı veriyor. Bu biraz yalnız kazık bir görev ha, bakayım. Öf. Yeni özelliklerle evvela biz şurada bir ısınalım ya. Defend the prototype Renfield bombs. Şununla başlayalım. Şu bombaları koruma. Belki daha rahat yapabileceğimiz bir görevdir. Bu ne lan? Çarkınıza tüküreyim sizin ya. Ne tarafa ne tarafa. Sen şöyle, sen şöyle. Sen de şöyle gel. Şu binalardan böyle yazılar çıkıyor ya indiğinizde, onlar da güzel. Geldiler mi? Oo, bizi kurtaracaklar falan filan böyle ufak ufak. Şimdi o zehir atan abimiz gelmiş. Oğlum bunlar normalde gelmiyordu lan oyun alanına. Bunu itsek bir tur gidiyor. Bir tane daha itsek. Çok sıkıntı. Bununla buna vursak ne olur onu merak ediyorum. Bir vuruyorsun. Neyse, reset turn deriz, olmadı. Evet abi, zehirliyor namussuz her türlü. Nasıl kurtulacağız lan senden? Oğlum bunu bir tur köşeye alsak bu sefer de buna vuruyorlar. Allah'ım delireceğim ya. Hasar alır mı acaba? Evet alıyor abi. Çattık ya, daha oyunun başında var ya. Ha, bir dakika lan.
Bununla bunu içsek, bununla beni içsek ona ne diyeceksin? Abi öyle bir yerden spawn oldu ki ağzını kırdığımın. Kaldık abi böyle kıç gibi yani. Şunu itsek bir tur binalarla bize geliyor. Bir tane grid power'ı feda edeceğiz yani. Ya buraya ya buraya. Bir dakika dur. En azından şunu yapabiliriz herhalde. Parçası sandıydım ya, değilmiş. Kalkanın düştü köpek. Ama çarkımıza tükürdün ya. Umarım iki tane grid power gitmez abi. Bir tane gitti. Şunu ortadan kaldırmam lazım ya. Hah, çekirge de geldi. Bir sen eksiksin. Gebermesek bari. Nasıl iyileştireceğiz bunu? Bakayım. Güzel. Seni bir geberteyim artık. Seni iyileştirmemiz lazımdı aslında ama sağlık olsun. Peki. Bir dahaki tur artık. Hasar alacak mı bu ya? Asitli olduğu için alacak herhalde. Almasaydı iyiydi. Allah Allah, şu anda hasar almıyorum. Neden lan? Asitli değil miyim yani? İyileştirmem gerekmiyor mu kendime? Neyse abi, üzünlüğe bağını sorma. Bunun da bir etkisi vardır mutlaka. Şimdi bu düşmanı tutuyor, o da düşmanı tutuyor. İki can, iki can. Bunu buna itsek, bunu buna itsek. Ben şuraya gelsem ve kendimi tedavi etsem. Tamam. Mecbur buradan çıkacağız abi. Şunu bir suya itelim. Hadi geçmiş olsun. Şimdi sizi birbirinize katalım. Güzel.
Çekirgeler çok fena ya. Çok uzak mesafeler atlayabiliyorlar. Şimdi. Aynen abi. İkiniz birden bir tane bombaya dalın ki. Ama neyse ki. Bu bir canı var, bunda bir canı var. Tamam ya. Bizde sıkıntı yok. Yalnız çok uzak kalacağız onlara ya. Şöyle yapalım. Güzel. Şu ikisi son tur. Umarım bir sürpriz yapmazlar. Bu çok uzakta kaldı bizim mek. Aa, lan son turmuş. Ben bir sonraki tur son tur diye düşündüm. Oh. İyi. Yani bir grid power'ımız gitti ama iki tane yıldız kaptık. Fena mı abi? Şimdi şu zorlu görevi bir deneyelim mi? Hem iki tane grid power kaparız. Kapabilirsek. Hem de bir tane. Oy 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 oy. Of. Gözünü seveyim ya. Kalkanlı kalkanlı geldiler. Deneyeceğiz şansımızı. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu bak 5 vuruyor abi. Şu tek atıyor. Bu arkadaş tek atıyor ve 3 canı var. Şöyle yapıp bunu itsek böyle. Yuh anasının gözü. Oğlum bu üçlü mü vuruyor lan etrafa? Bu ne psikopatlık lan? Abi daha bismillah demeden var ya kafayı yedirtirler adama ya. Arkasına geçip buraya vursak. Abi bir dakika, olabilir mi lan? Olabilir gibi sanki. Bir bakayım. Buna vursak şöyle bir tane. Öne doğru itiyorsun. Oradan oraya geçiyor. Orada o. Şunu da. Oğlum ben niye gidemiyorum lan? Hah dur. Bak süper bir şey yapacağım şimdi. İyi izleyin. Prof. Şunu da şöyle çeksek. Amma zorladınız be kardeşim. Cem'cim hoş geldin, eyvallah. Ah be. Buraya birbirinize vursanıza. Köpekler sizi. Şunu ortadan kaldırmamız lazım abi. Şu kalkan atıyor herkesi. O zehri oturan abi ne yapıyor? Sıçtık. Şimdi seni kim hedef alıyor bu? Bu binaya salmanın derdinde. Bunun tek canı var. Bu nereye? Of. Abi. İşte Cafer bez getir. Bunu çeksek. Şimdi tehdit altında olan binaların sayısına bakalım abi. 1 2 Bununla zaten mücadele edebilme şansımız yok. Abi hem kalkanı var hem 5 canı var anasını satayım ya. Ne yapacağım ben buna karşı? Burada. Burası boku yediğimiz yer abi. Hiçbir şey yok yapılabilecek. Hiçbir şey yok. Bununla bunu atacaksak bunu ortadan kaldırdık. Buna ne yapacaksın? Hadi bununla bunu hallettin. Bütün grid powerların gidiyor abi yani. Hmm.
falan çıkarttık diyelim. Ne yapsak kurtaramıyoruz abi. Yani bir tane gridden feragat edip kendi binamızı havaya uçurup bunu geriye itebiliriz abi, ama çok böyle şey bir çözüm abi, anlık bir çözüm yani hiç. Şuraya alsak 3. Of, içim şişti. Yok abi, buradan hiçbir şekilde çıkamıyoruz ya. Kapana kısıldık bildiğin. Aldığımız yeni özellikleri kullanacak ortam olmadı ki. Yani burada pasif bassak ne olur mesela? Zaten bu pasif sağ şey. Şuraya geçsek, şuraya gelsek. Ya bunu ortadan kaldırıyoruz, tamam mı? Bunu da kaldırıyoruz. Geriye bir tane koyuyoruz. Bunları sökemiyorum abi. Ben burada söküp atılacak gibi değiller yani. Bu iki tane birden vuruyor. Bu da iki tane birden vuruyor. Yani zaten hayvan gibi 5 canı var. Ne yapsam? Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Zaten burada 3 tane grid var. Bir köşeye itsem şunu. Tek çare o gibi yani. Bir tane itsek kurtarabilir miyiz bir tane? Ya çok saçma bir şey olacak abi yani. Tamam, bir tane oradan kurtar. Bunu nasıl kurtaracaksın? Yerişemiyorsun ki. Aman sıçacağım ya. Level atladı. Neye faydası olduysa level atlamanın. Bir bina kurtardık, bir tanesini kurtaramıyoruz. Ya bir sal beni şerefsiz, hep senin yüzünden ya. Yok abi, yapabilecek hiçbir şey yok. End turn. Bir ihtimal, belki dirençli çıkarsa binalar, orada yırtacağız. Yok abi. Allah belanızı ya. Böyle de game over oluyorsun. Bu arada diğer squatları göstereyim size. Benim yeni açtığım Zenith Guard. Tam olarak nasıl bir strateji istiyorlar bilmiyorum. Bak mesela bir şey daha yapmış. Şunları da açalım mı? Rusting Hulks. Zenith Guard. Blitzcrank. Bunu kullandım biraz. Bu Blitzcrank'ler bilemedim yani. Şurada achievement'lar var. O achievement'ları yerine getirdiğiniz zaman oyun içi para birimleri açılıyor. O oyun içi para birimleriyle açabiliyorsunuz bunları. Rastgele squat da yapabiliyorsunuz. Hani farklı sınıflardan özellikleri bir araya getirerek de yapabiliyorsunuz. Kendi random yapıyor veya siz kendiniz elle yapıyorsunuz. Diğerlerini de çok usta olmadığım için bir şey diyemiyorum. Yani çok uzun süre oynayıp diğerlerini de öğrenmek lazım. Bu beam ve kalkan teknolojisini bir araya getiriyor diyor. Demek ki kalkan atarak falan ilerlemenizi sağlıyor. Bu zincirleme saldırı yapmanızı sağlıyor. Şu kırbaç gibi şeyler var. Birine vuruyorsun, yanında bir başkası var, sonra vuruyor. Bunları hiç şimdi açtığım için hiç bilmiyorum. Mesela bu da dumanın avantajından yararlanıyor diyor. Bilemiyorum. Şöyle bir şey var. Şunlar bayağı çılgın. Mesela Frozen Titans var.
deneyimli pilotlar tarafından sadece kontrol edilebiliyormuş. Bayağı güçlü silahları var. Bunları dediğim gibi bilmiyorum. Yani çok uzun süre oynadıktan sonra açılacaktır büyük ihtimalle. Ha şeyi göstereyim. Zaman yolcularını göstereyim. Sabit pilotlar var abi. Hani ölse bile tekrar kullanabileceğiniz ve deneyim puanı kazandıkça özellikleri açılan veya güç verdiğiniz zaman özellikleri açılan. Mesela Ganon'un özelliği bir hani şey verdiğinde enerji verdiğinizde oyun alanının istediği noktasına iniş yapabiliyor. Normalden hani oyunun başında belli alanlara sadece iniş yapabiliyorsunuz ya, Gana istediği yere iniş yapabiliyor. Aslında oyun alanında güzel bir avantaj sağlayabilir. Mesela eğer mekler hareket etmedilerse o sabit yerlerinden iki defa saldırıda bulunabiliyorlar. Güzel bir özellik. Bunlar benim oyun içerisinde açtıklarım. Mesela saldırdıktan sonra bir kare daha ilerleme şansı veriyor. Bu neymiş? Mekler uçabiliyor diyor. Bu zaten başlangıç karakteri. Fazladan öldürme başına bonus deneyim puanı veriyor. Böyle.